Konumuz Özgürlük Meydanı ve yakın çevresi. Büyükşehir Belediye'miz işte Özgürlük Meydanı'nın hemen üstündeki alan, yani kaymakamlık ve Emniyet Müdürlüğü'nün içinde olduğu alanın forumların işte temsilcileri var, bireysel katılımcılar var, elbette yerel basın aramızda, ilçe başkanlarımız var. Bence nitelik olarak Bakırköy'ü temsil edecek böyle bir sayı burada var, meslektaşlarımız var. Ben öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum, saygıyla selamlıyorum. Bu buluşmamızın, bu çağrımızın bu tarafında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etik Proje Dairesi'nden, altyapıdan Müdürümüz Ulaş Bey var. Bu yarışmanın jüri ve yedek jüri, danışman jüri üyelerini oluşturan yaklaşık 20 kişilik bir ekibiz. Şu an Kaya arkadaşımız burada, Feride hocamız, profesör, aynı zamanda jüri başkanı burada. Bir jüri arkadaşımız daha, buyurun gelin lütfen. Evet, şimdi bu arkadaşlarımız biraz dinleyici olacak. Biz biraz bu alanla ilgili, Bakırköy'le ilgili, Bakırköy meydanıyla ilgili, yani Bakırköy'ü çok iyi bilen, yaşayan bizler olarak hem sorunlarını, sorumsullarını hem beklentilerimizi dile getirmek üzere de sizlere söz vereceğiz. Bu yarışmayla ilgili müdürüm siz isterseniz devam edin. Yani yarışma esasında 2-3 aşamalı olacak. Birinci aşaması yarışma bittiği zaman işte jüri bir değerlendirme yapacak. Sonrasında Bakırköy halkı bir değerlendirme yapacak. Daha sonra da işte İBB yönetimi bir değerlendirme yapacak. Ve nihayetinde işte bu katılımcı, şeffaf, işte hem karar sürecinde hem uygulama süreçlerinde işte halkın katılımını öngördüğümüz gibi mevcut İBB yönetimi de ben kendine teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle katılımcının önünü açan bir anlayışla kentin önemli kamusal alanlarında işte birlikte bir proje yönetim sürecini başlattıkları için Bakırköy'de böyle olacak. Yani sonuçta halkımızın, hepimizin meydanda belki kuracağız tanklarla. Belki projecilerin kendi projelerini tanıtacağı Yunus Emre'de çok geniş katılımlarla, yani Bakırköy halkının katılımıyla bir seçkide hep beraber biz yapacağız. Jürimiz bir seçki yapacak. Nihayetinde zannediyorum 3-2'de de işte belediye başkanımız da bunları değerlendirip, İBB'den bahsediyorum, yapımına öngörülen bir projede hayata geçecek. Bendeki kısaca bilgi bu. Şimdi Ulaş arkadaşım da sevgili müdürümüze söz vereyim, kısaca bilgilendirme yapsın. Sonra birlikte sohbet edeceğiz. Öncelikle herkese hoş geldin diyorum. Bizi burada ağlayan Mustafa Bey, Bakırköy Mimarları temsilcine de teşekkür ediyorum. Bakırköy Meydanı'na ilgili işte Mustafa Bey bahsetti. Öncelikle jüri olarak bir değerlendirme yapacağız yarışma sonucunu. Ondan sonra meydanda halka düşüncelerini alıp sonra idare olarak, kurum olarak da sonucu da uygulama projesine geçmeyi düşünüyoruz. Burada da sizlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve muhtarlarımızın, diğer değerli partilerin görüşleri bizim için önemli. Ben kısa keseceğim çünkü biraz beklettik de sizi. Burada daha çok sizlerin düşüncelerini almak için buradayım. Teşekkür ederim ben. Yarışma alanını tabii ki Bakırköy için olabildiğince geniş tutmaya çalıştık. Fakat bir de bir bakımda da bütçenin içinde yapılabilir bir şey ortaya çıkmasını bekliyoruz. İdareyle tartıştık, kendi aramızda tartıştık ne olabilir diye. Ve şu anda kuzeyde, meydanın kuzeyinde yapılacak yeni metro çıkış alanını dahil ediyoruz. Orayı etmek zorundayız çünkü meydanın formunu artık orası doğrudan etkilemeye başlayacak. Bu çalışmaları yaparken bir haber geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün kullandığı boşaltılmış olan binaların özel proje alanı olarak ilan edildi ve yıkım kararı çıktı. Meydanla birleştirdi. Tamam, oraya kadar tamam. Ama ondan sonra bir hamle yapacak mı? Daha büyük olacak mı? Sorunuzu çok net anladım. Ben sadece basitçe size böyle bir haç şeklinde yapılacak alanın, yaklaşık ona benziyor, meydan merkezde, kuzeyde metro girişi var yeni
Yazlı metrosunun girişi var. Sonra Demiryolu Köprüsü'nü geçtik. Demiryolu Köprüsü'nden sonra Yeraltı Çarşısı. Onun ona çıkan sokaklar, yani Fahri Korutürk Caddesi'ne çıkan sokak girişleri, meydana çıkan sokak girişleri, o yeni peron alanı, yani yeni metro istasyonunun güney çıkışı. Ondan sonra İstanbul Caddesi'ni geçtik. Çünkü yaya sokağı devam ediyor aslında. Çarşı öbür taraftan da çıkıyor. Orada da çok ciddi kod problemleri var. İnsanlar çok zorluk çekiyorlar burada inişler çıkışlardan. Aşağıda iki kilisenin karşı karşıya geldiği bir meydan, çay bahçesi var. Taşıt yoluna dönüştüğü kısımda biz o yapı adasını da tamamlayarak hemen çay bahçesinin tarafında orada kestik. Çünkü ondan sonrası alanı çok büyütüyor. Aslında biz de şeyin farkındayız. Bu aslında sahile beraber ele alınması gereken büyük bir konu. Hatta kuzeyde de İncirli Caddesi'nin baştan aşağıya ele alınması gerekir ama bunların bizim belirlediğimiz sınırlar yaya odaklı alanların ve merkezdeki, yani merkezin kalbinin attığı yerlerin öncelikli olarak çözülmesi, onun uzantılarında etaplanarak daha sonra belediye tarafından zaten bunun karakterinde ele alınabileceği bilgilere burada erişeceğimizi düşündük. Sizin sorunuz cevabına gelince, İlçe Emniyet Müdürlüğü binasıyla kaymakamlık binasının yıkılması durumunda arkadaki meslek lisesinin, okulun duvarının bir anda bir cephe olarak karşımıza çıkacağını görüyoruz. Fakat bunun altında bir metro istasyonu olduğu için onun yaklaşma sınırları haritalarda işli. Dolayısıyla üzerine yapı yapılması, halihazırda bir yapı yükü var üzerinde ama bir mühendislik sorunu. Dolayısıyla hani zemin yükünün o tünele ne kadar basınç uygulayacağına vesaireye göre belirlenecek bir durum bu. Biz orayı açık alan tasarımı olarak öngörüyoruz ve yapılabilirse hafif strüktürler, yani kiosklar, vasit saçaklar gibi şeyler belki öngörülebilir diye düşünüyoruz. O yarışmacılara bıraktık onu. Ama karakterini oraya bina yapılacak şeklinde tarif etmedik. Etmedik. Öyle bir şey yok. İncirli Caddesi'nin tek yön Yüce Tarda ile beraber çalıştırılması gibi, yani mimari projede sadece meydan alanına odaklanan bir proje yanında özellikle bölgesel ölçekte ciddi, çünkü şöyle söyleyeyim, Yüce Tarda ya da Ataköy tarafıyla Osmaniye tarafını bir şekilde bağlamamız gerekiyor. Ulaşım kısmının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada dalçıklar mı yapılacak ya da daha geride arterler mi güçlendirilecek? Birincisi o. İkincisi, Ebu Ziya Caddesi'nin sadece girişlerini dikkate alacağız ya da projede bunları geliştirmeye çalışacağız diyoruz ama şöyle, Ebu Ziya Caddesi'nde özellikle işte cephelerinin de kentsel tasarım anlamında belki bu ölçek için çok fazla abartı olmuş olacak ama hem ele alınması gerekiyor diye düşünüyorum. İkincisi, belediyemizin gerçekleştiremediğimiz ama bu Ebu Ziya Caddesi'nden saplanan ara sokaklarla ilgili uzmanlaşmış işte sanat sokakları, her birinin ayrı bir kimliği olan sokaklar şeklinde paraleldeki arka sokaktaki kesişimlerle beraber kimlikleştirilmiş sokaklar şeklinde tasarlanması gibi bir husus da eklenebilir mi? Son olarak da tabi yapabilecek bir şey yok ama bu Ebu Ziya ile meydanı birleştirmek için işte raylı sistemin, banyonun üzerinden geçiş alanımız sınırlı. Orada çok fazla bir müdahale edecek alan yok ama henüz şu anda henüz nasıl diyelim, üzerine yapı konulacağını tahmin ettiğimiz bir alan var şu an yayaların kullanmadığı. O kısmı mümkünse yapı yapmadan yaya kullanımına açılacak şekilde planlanması ile ilgili ya da büyütülmesi ile ilgili bir çalışma yapılabilir mi? Son, eski tahta köprünün olduğu kısımda tabii yani yeni bir bağlantı çok zorlayıcı da olabilir, bilmiyorum ama bu mevcut geçiş eğer bizi zorluyorsa TCDD ile acaba ilave bir geçiş üzerinde de bu proje geliştirebilir mi diye eklemek isterim. Şimdi, evet, Ferit Hocam biraz versin, sonra ben de biraz bilgilendirme yapacağım.
Ben de kısaca şöyle anlatabilirim süreci. Sizin de kaygılarınız gibi biz de gezdiğimiz andan itibaren şeyleri fark ettik. Yaya ve araç yakışması ve yaya yoğunluğu ama bir o kadar da araç yoğunluğu var. Zaten meydan dediğimizde de aslında mümkün olduğu kadar araçlardan arındırılmış, bu onları yok saymak değil ama hiç olmazsa bir takım yerlerin ağırlıklı olarak Bakırköy kullanısına bırakılması. Onun için de sizin de kaygınızı anlıyorum. Zaten biz 1/2 milyon şeyde çevresiyle beraber tüm taşıtların yani lastikli taşıtları da otobüslerin dolmuşların güzergahlarıyla ilgili de fikir ve senaryo yazmalarını ve bunlarla ilgili de yeniden ulaşım sistemini aksatmadan yeni durak yönleri de önermelerini bekledik. Yani ölçeğimiz 2000'den başlıyor çevre ve ulaşımla ilişkileri. Sonra oradan meydana kadar iniyor. Gerisi Mustafa Bey'e de ulaşmayı söylesin. Çünkü TCDD'de de öyle bir görüşmemiz oldu zaten. Devam edelim. Yani bilgiyi tamamlamak için. Devlet Demir Yolları ile ve Mecidi ile de bu alanla ilgili görüşmeler yaptık. Ayrıca Ulaşım Dairesi'nden de görevli arkadaşlarımızla toplantılar yapıldı. Bütün bu özellikle trafik, o duraklamalar Bakırköy'ün en büyük sorunlarından bir tanesi. Bunlarla ilgili hocam anlattı. Çözümlemeleri elbette talep ediyoruz. Cepheler başka bir konu. Cepheler bu projenin konusunda yok. Sanat sokakları çok doğru söylüyorsunuz. Yani elbette katılıyorum. Yani Bakırköy'ün yeni baştan ele alınıp yerel yönetim tarafından bu anlamda bir planlanması lazım. Bu umuyorum önümüzdeki süreçte bu anlamda buradaki hazırlığımla beraber hep beraber yerel yönetimle ortak çalışmalar, ortak çalışma zemininde buluşabiliriz. En azından bu beklentimizi burada sesli olarak dile getirelim. Elbette ki Ebüzya Meydan buluşması çok değerli. O zaten yarışmanın içerisinde var. Yani orada biliyorsunuz yeraltı çarşısı, o çıkışlar, çıkışların yarattığı hengameler. Orayla ilgili de muhakkak yarışmada çözümlemeler bekliyoruz ve gelecektir. Evet, başka buradan cevap vermek ben cepheyle ilgili de bir şey söyleyeyim. Büyükşehir Belediyesi olarak biz meydan ve yayalaştırmış şartlarıyla İstanbul Caddesi ile ilgili cepheyle ilgili bir düzenleme çalışmasına da başladık. Eksik kalan bir bilgiyle onu da tamamlamış olduk diye. Evet, Ali Rıza Bey. Tabii. Şimdi meydanla beraber baktığım bir 25 yıllık problemi var. Yani 94'ten beri bunları hep konuştuk ama AK Parti geldi, yapmıyor, etmiyor dedi, bugüne kadar geldik. Yani bu düzenleme sırf meydanda olmaması lazım gibi düşünüyorum. Çünkü sonuçta bu kent canlı bir organizma, bu kentin, Bakırköy kentin 24 saat yaşaması lazım. Ama maalesef en eski kent olmasına rağmen yerleşimleri, saat 8-9'dan sonra Bakırköy merkezde yaşam yok. Kendi eşini, çoluğunu, çocuğunu alıp bir yürüyemezsin, bir güvenlik problemi de var. Yaya yolları yok. Yani Bakırköy'de İncirli Caddesi'ne çocuğun alıp yürüyemezsin. Ya bir direkt şeyini keser ya doğalgaz şeyi gelir yürür. Şimdi bütün bunların halledilmesi lazım. Bunlar büyük maliyetler değil. Ayrıca kentte dolmuş meselesini halletmemiz lazım. Minibüslerin artık olmaması lazım. Yani biz bu meydan düzenlemesini yaptığımız zaman 2 ay, 3 ay, 5 ay geç olabilir. Ama bu neşteri tamamıyla vurmak zorundayız. Yani kapasitenin önünde dolmuştur. Mezarlığın önünde dolmuştur. Bakırköy'ün bundan sorunlu olmaması lazım. Yer var mı var? İncirli'de. İncirli'nin sonunda eski Beymen Çarşı, metro altında oralarda boşluklar var. Oralar konumlandırılması lazım. Ayrıyeten ulaşım, ben inşaat mühendisiyim yani çok da bilgim, birikim ulaşım konusu yok ama yaşadığım bir şey var. İncirli Caddesi'nin Bakırköy merkezinden İncirli'ye doğru tek yön olması. Kaldırımların açılması lazım ki insanlar gezebilsin. O İncirli Caddesi'nin bir yaşam alanı olması lazım. Ben doğma büyüğüm, 61 yılından beri Bakırköy'deyim. İncirli Caddesi'ne yürümekten imtina ediyorum. Yani 30 santim, 40 santim kaldırım var. Bunların hepsini halledilmesi lazım. Bunlar büyük bütçeler değil. Ana kentin bütçesini biliyoruz. Onun karşılığında buraya harcanacak para büyük şey değil. Bunun elzem yapılması lazım. İstanbul'da işte Bağcılar Meydanı dahi var, Esenleri var, her yer var. Avcıların kendi içinde bir yapısı var. Bakırköy maalesef işte Sosyal Demokrat'ı, CHP'ydi, Kalesi'ydi, şuydu, buydu.
hizmet sıfır. Yani onun için bunların hiç bütçe mesele edilerek ertelenmemesi lazım. Yani bizim bakın İDO'ya kadar geçelim demiyor. O sahil yolda bunlar evet biraz maliyeti var. Oraya geçilmiyor. Geçilmesi lazım da hadi maliyette ağır bir şey demiyorum. Ama şeyin de üstünü kapanabilirdi Marmara'yı kaçırdık. Ama Zeytinburnu'na bakıyorum. AKP Belediyesi gitmiş Türkiye Cumhuriyeti Marmara'yla devlet önünü anlaşmış. Belediyenin önü sağlı sollu birer kilometre, 500 metre kapalı. Zeytinburnu kapalı bakıyorum. Elcan kapalı olması lazımken siyasi bir anlaşılan dolayı kapatılmamışsa da onu da geçtik. Ama İnciri Caddesi'nin İDO'ya kadar olan yeri kesinlikle ve kesinlikle bu yapılanma içinde olması lazım. Yani bizim bir yamalı bohça gibi olmaması lazım. Asuman Yarkın, Yeşilırmak Büyükşehir Belediyesi'nde Şehir Planlama Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı olarak çok uzun yıllar görev yaparak ayrıldım. Emekliyim. Bu kente sahip çıkmaya, Bakırköy'e sahip çıkmaya çalışan bütün bu gruplarla birlikte hareket ediyoruz. Çok geç oldu ama ele alınmış oluyor olması gerçekten sevindirici. Şimdi tabii size sorduğumuz her şey beklentilerimiz ama biliyorum ki bunlar yarışma içerisinde ele alınacak. Mimarım ben, kent planlama ölçeğinde çalışmış olan uzun yıllar bir mimarım. Şimdi tabii şeyi arzuluyoruz. Bir yeri yapıyoruz ama Bakırköy çok uzun yıllar ihmal edildiği için örneğin Demirciler Çarşısı, örneğin diğer taraflar yani bunlar çok oralar kalacak mı duygumuz var. Şöyle bir şey olabilir miydi bilmiyorum belki şartnameleri belki de vardır onu da bilmiyorum. Siz ölçek olarak hocam ne demiştiniz tekrar sorabilir miyim? 1/2000'den başlıyor. 2000'den başlıyor. O iyi bir fikir projesi geliştirmek için uygun hatta daha da 5000'de bir fikir projesi de yapılabilir miydi diye düşünüyorum. Yani daha geniş bir alanı ele alan bir fikir projesi genelinde ele alıp da işte sizin şu anda önerdiğiniz bölgeyi de yine bir kentsel tasarım ölçeğinde ele almak, hani o bütün içinde ele almak mümkün olur muydu? Şehir Pekkan, Bakırköy Mali Müşavirler Temsilcisiyim. İstanbul Mali Müşavirler Odası'nın temsilcisi olarak burada bulunmaktayım, Bakırköy olarak. Bakırköy'ümüzde 1500 tane Mali Müşavir meslektaşımız faaliyet göstermekte. Bu 1500 tanenin yarısı Mali Müşavir Bürosu olarak, aktif olarak görev yapmakta. Diğer 750 tane yakında da bağımlı Mali Müşavirimiz var. Tabii Mali Müşavir deyince bize biraz hesap kitap işleri düşüyor. Biz yoğunluk olarak esnafın yanında olmaya çalışıyoruz. Esnafın önümüzdeki süreçte şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da mali durumlarını her zaman, her an takip eden bir tarafız. Bakırköy, evet sizlerin de söylediği gibi uzun yıllar mağdur olmuş. Özgür ağırlığını kaybetmiş bir kentimiz. Biz Bakırköy deyince ben çocukluğum Bakırköy'de geçti. Bakırköy deyince Bakırköy'den doğan bütün ilçeler, işte Güngören, Esenyurt, Esenler, Bağcılar, Avcılar, Küçükçekmece hepsi bizi aldı gitti geçti. Şu anda insanlar daha çok bizden doğmuş olan ilçeleri kalite olarak, plan proje olarak daha farklı görüyorlar. Biz yıllardır öksüz evlat muamelesi görüyoruz. Bunu bir tarafa bırakıyorum. Sadece önerilerimi söyleyeceğim. Başlatacağınızı düşündüğünüz plan proje içerisinde esnafın durumunu değerlendiriyor musunuz? Özellikle bahsetmiş olduğunuz alan, lokasyon, Bakırköy'ün kalbi ve esnafın da kalbi. Oraya müdahale etmek, oradaki cansızlığı, hayatı yok ediş, esnafa nasıl yansıyacak? Ve ne kadar bir süre içerisinde bunu planlıyorsunuz? Ne kadar süre içerisinde bu bitecek? Bunlar çok önemli. Çünkü biz bunu, ben çocukluğumda Bakırköy Ticaret Lisesi mezunuyum. Naci Ekşi döneminde yapılan yeraltı çarşısının ayrı yıllarca sürdüğünü, oradaki esnafın yıllarca mağdur kaldığını biliyorum. Hatta birkaç kere o yeraltı çarşısında ciddi anlamda kazaların da oluştuğunu biliyorum. Diğer bir taraftan sadece önerim, Bakırköy Meydanı'nda bulunan binaların kaymakamı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kültür binalarına dönüştürülebilir mi? Yani sadece meydan tabii ki hepimize çok lazım ama Bakırköy bu konuda da çok fakir. Kültür binalarımız çok az. Özellikle yine aynı şekilde hemen emniyetin altındaki bina, eski bir bina, çocukluğumdan beri olan bina ve çok da severim o binayı ben. Şu anda çok amacının dışında kullanılıyor. Orayı Bakırköy'e istimlak herhalde özel mülk orası bildiğim kadarıyla, çok net bilmiyorum ama
Bakırköy'ün binası olarak değerlendirilip orası yine bir kültür binası oluşturabilir. Çünkü tarihi bir dokusu da var o binanın. Sadece bu. Teşekkürler. Bakırköy'de doğdum, büyüdüm ve Bakırköy'ü çok seviyorum. Bakırköy için mücadele ve bütün İstanbul bir aktivist olarak uzun yıllardır dert edinen insanlardanım. Burada birçok arkadaşımla birlikte İstanbul'u, Bakırköy'ü, doğayı, yeşili, kamu alanlarını dert edinen insanlardanım. Şimdi böyle bir toplantı yani ruhumu okşadı. Çünkü hep böyle bir şeylerin kaybıyla böyle mücadele eden, yıllardır böyle ediyoruz. Şimdi böyle hani bizi çağrıldık ve çağdaş bir ortam işte bize soruluyor vatandaş olarak. Yani vatandaşlığımı hissettim. Kayıplar değil, böyle bize değer veriliyor. Onun için çok mutluyum. Bakırköy ihmal edilişi, bir sahil ilçesi olmasına rağmen sahille hiç alakasının olmaması çok acı. Ve sahilin en son sahip çıkamadığımız o sahilin yeşil alanları plajında sonunda işte 15-20 katlı binaların duvar gibi Bakırköy'ün rüzgarını bile kesmesini yani burada konuşmak ne kadar anlamlı hepimiz biliyoruz. Ama yine konu Bakırköy olunca değinmeden geçemiyorum. Şimdi Bakırköy meydanının düzenlenmesi söylenilen gibi evet Bakırköy'e girişten itibaren bir göz önüne alınması lazım. Gerçekten kaldırımlar neredeyse sıfır kadar. Ve açılan kafelerin bahçeleri de kış bahçesi şeklinde düzenlemesiyle bazı yerlerde sıfır noktasında. Yani İncirli Caddesi'nin bu konuda bir gözden geçirilmesini öneriyorum. Bakırköy Meydanı'nda ANAP döneminde yapılmıştı galiba o düzenleme. Tabii o zaman hiçbirimizde böyle bir mücadele ve bilinci olmadığı için hepimiz sessiz kaldık. Bir beton çerçeveyle meydanın hangi anlama geldiğini hiç bilmiyorum. Yer beton zaten, çıkmalar beton ve bir beton çerçeveyle çerçevelenmesini, yani yok edilmesini istiyorum. Var mı bilmiyorum şeyde, herhalde o kullanılmayacak. O betonun yok edilmesini özellikle öneriyorum. Şimdi ben Zurat Babalıyım. Zurat Baba'daki top sahası bizim işte tarihi aslında kentin belleğinde olan bir top sahasıydı. Ve Bakırköy Belediyesi tarafından işte yap işlet devletle 6-4 kat otopark, üstü işte ticari alanlar ve özel spor alanları olarak düzenlenmesine karşı biz mahalleli olarak mücadele ettik. Ve çok gittik geldik 3000'e yakın imza topladık ve Büyükşehir Belediyesi bu sese ses verdi. Depremden sonra da o top sahasının geçici deprem toplanma alanı, yerleşim alanı olarak haritalara geçirdi. Bunun biz bir kere planda da bu şekilde yer almasını istiyoruz. Uygulamada bu şekilde. Bir de o süreçte orada hani Bakırköy'ün çok bizim belediye görevlileri hep Bakırköy'ün otoparka çok ihtiyacı olduğu üzerinden giderek mahalle içerisinde böyle bir otopark projesini bize dayatmaya çalıştılar. Ama biz otoparkın Bakırköy'e girişte pazar alanının altında yapılmasını, orada büyük bir alan var, öneriyoruz. Ben Bakırköy'lü olarak öneriyorum. Ve oradan bir nostaljik tramvay şeklinde İncirli Caddesi'nden mesela Bakırköy Meydanı'na orada o arabasını bırakan insanlar gelebilir diye hayal ediyorum. Ama görüyorum ki Cumhuriyet Meydanı şu anda kullanılır gerçekleşirse, yani kaymakamlık ve emniyete kadar büyütülürse meydan özelliğini kaybetmemesi için önce oralara giren hem sağda hem solda yolların tamamen kapatılması lazım. Çünkü meydanda trafik akımı olmaz. Dolayısıyla bu durumda ya meydan şimdiki büyüklüğünde kalacak ya da meydan ortadan kalkacak düşüncesi arası oldu bende. Bir de pazartesi günü Bakırköy Belediye
meclis toplantısında belediye başkanı konuşma sırasında dedi ki Cumhuriyet Meydanı yenileme kararı alındı. 50 dönüm olacak dendi. O gün de hayretimi gizleyemedim. Kayıtlarımızda var bunlar. Şimdi de konuşmalara bakıyorum. Kaymakamlık binası ve Emniyet Müdürlüğü binası o bölüm dahil olsa bile şimdi restoranlar kullanılan tarihi bina var. Ona kimsenin dokunma şansı yok. Belediyenin şimdi kullandığı binanın yanındaki, arkasındaki bina tarihi binadır. Ki ilk kaymakamlık binamız oydu. Hatırlıyorum. Ben de doğu gününe bakıyorum. Yani ben de şu itibar yandı. Cumhuriyet Meydanı ortadan kaldırılmış olacak. Bunlar gerçekleşirse. Ben Demokrat Parti Geçe Başkanı Necmettin Görmez, İnşaat Mühendisiyim. Önce Mustafa Başkanıma teşekkür ederim bu toplantıyı tertip ettiği için. Sayın Büyükşehir Belediye Yetkililerine de sizlere katıldığınız için teşekkür eder, saygılar sunar. Benim şimdi anladığım kadarıyla meydan şu anda kalacak. Değil mi Mustafa Başkanım? Yani şu andaki meydan Atatürk heykeli duracak bir defa. Var mı onun değiştirilmesi? O duruyor, Atatürk heykeli duruyor. Onu çünkü Atatürk heykeli. Benim hep böyle bir hayalim vardı. Şimdi yukarıdan girdiğiniz zaman o çiçekçi taksi durağı kalkacak bir defa. İkincisi zaten yukarıdan aşağı İncirli Caddesi'nden girdiğiniz zaman Marmara'ya kadar orası geçiş güzergahı. Ben sabahları bazen orada oturuyorum, insanları izliyorum. Hatta zor zamanlarda bakıyorum. Yukarıdan gelenler hiç yüzü mutlu gülen yok. Herkes asık bir suratla geliyor. Bir de bu o geçiş aynen kalacak. Onun için ben sağ tarafı için bir teklifte bulunacağım. Atatürk heykelinin olduğu taraf. Orası mesela bayram törenlerimizin de yapıldığı yer. Her bayramda, milli bayramlarda oraya gidiyoruz. Orada tören yapıyoruz. Mesela şöyle Atatürk heykelini karşımıza aldığımız zaman sol tarafa Cumhurbaşkanı'nın forsunda olan 16 devleti kuran büyüklerimizin, başta Atatürk olmak üzere hepsinin heykelleri böyle baş kısmı. Ben bunu Söğüt'te Fen İşleri Müdürlüğü yaptım Bilecik'te. Ertuğrul Gazi heykelinin önüne yaptım bunu. Yani ve hepsinin arkasında o günkü bayraklar, yani o devleti simgeleyen bayraklar. Sağ tarafında da bugüne kadar belediyeye hizmet eden o şey taksi duranı olduğu tarafa da belediye başkanlarının büstleri. Yani çünkü bir kentin hafızası olması lazım. Şimdi geliyoruz bomboş bir meydan. Bir de demin bir arkadaşımız dedi orayı ANAP'ın zamanında yapıldı. Biz de Anavatan Doğruyoruz Birleştik Demokrat Parti olduk. Orada meydanın bu hale yapılmasında Yıldırım Aktun'un çok büyük emeği var. Rahmetli bakanımız o zaman belediye başkanıydı. Hatta bana bir gün dedi ki burayı dedi Hyde Park gibi düşünüyorum. İngiltere'de Hyde Park gibi. Yani bir köşeye mikrofon koyacağız dedi. Vatandaş oraya gelecek. İstediğini söyleyecek hükümet hakkında artık. Ne aklına geliyorsa. Mikrofonu koyduk biz oraya. Polis geldi kaldırdı onu. Şimdi Mustafa Başkanım her şeyden önce çok çok teşekkür ediyoruz. Çünkü senelerdir unuttuğumuz bir şey vardı. Özgürlükçü, katılımcı, emri vaki olmadan böyle bir konuya değinildi. Çünkü en önemli şey şehrin en büyük kimliği meydanlardır. Bunları yarışmaya açmak gerçekten de çok güzel ve olumlu bir sonuç alınacağına eminim. İnşallah tabii bu deprem konusunda da böyle bir çalışma yapıyoruz Büyükşehir Belediyesi'nde de. O konuda da bayağı bir yol alacağımızı umut ediyorum. Benim sadece bize bir sene önce bu meydan istasyondan sahile inerken alt geçidin akışını, vatandaşın akışını engellediği için biz Devlet Limanları Hava Meydanları'na bir yazı yazdık. Onlar da bize topu şöyle attılar. Dedi ki Bakırköy Belediyesi meydan çıkışını değiştirirse biz orayı tanzim ederiz dedik. Çünkü yetmiyor dedik insanların çıkış ve inişlerine. Sadece ben bunu söylemek istiyorum. Bir de son olarak tabii ki katılımcılar bu İstanbul Caddesi, İncirli Caddesi, Yüce Tarla için söyledi. Yani bir de Bakırköy'ün girişi İncirli'den, sahilden olduğu için bunları da tasarlanırsa çok çok faydalı olacağına inanıyorum. Çünkü ben aşağı yukarı 15 sene Büyükşehir Belediyesi'nin yol köprü, böyle meydan tanzim bazı işlerini yaptım. Ya gidiyorsunuz Esenler veya hani küçümsemek açısından söylemiyorum ama Bakırköy
İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden birisi olması nedeniyle buraya gerekli önemin verilmesini, dikkate alınmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. İki tane sorum olacak. Birincisi, yapı stoğu açısından baktığımız zaman Bakırköy İstanbul'un en eski semtlerinden bir tanesi ve maalesef ki deprem fay hattına da en yakın yer ve mevcut olası İstanbul depreminden de en çok etkilenecek ilçelerin başında geliyor. Bu yarışma planlanırken deprem konusu bu yarışmanın neresinde olacak? Çünkü çok ciddi bir toplanma alanı ve bu kadar yapı yoğunluğunun olduğu bir yerde insanların toplanacağı birkaç alandan bir tanesi veya transfer olacağı. Bu birinci sorum. İkinci sorum, Bakırköy Meydanı sadece Bakırköy'ün değil, bütün çevresindeki ilçelerin de aslında ilgilendiren çok önemli bir yer. Bu önemini belli toplumsal olaylarda halkın kendini ifade edeceği yegane birkaç alan olmasından kaynaklanıyor. Bakırköy'ün de bu meydan özelliği bu toplumsal ifade biçimine de hizmet verecek şekilde devam edecek mi? Şimdi tam projeyi bilmemekle beraber ama bir hatırlatmada ben bulunmak istiyorum. Türkiye'de bir Mardin var. Diller ve Dinler şehri. İstanbul'da da Bakırköy var. Süryanisi var, Ermenisi var, Rumu var. Artı Bakırköy'ün eski ismi de Makriköy. Bunu dikkate almanızı hatırlatayım dedim. Çok teşekkürler efendim. Başkanım Avukat Celal Sevinç. Arkadaşlar ben bir cümlelik bir şey söyleyeceğim. İlçe başkanı olmam sıfatıyla bize gelen en çok eleştirilerden bir tanesi şu. Bakırköy nüfusu çok yaşlı ve oradaki mevcut 3-5 bankta da dinleniyor. Dinlerken de tabii yaşlı nüfus olduğunda şu anda orada bazı ihtiyaçlarını gideremiyorlar. Belediyeye gidiyorlar, belediye güvenlikleri içeri almıyor. Esnafa gidiyorlar, esnaf onları içeri almıyor. Yani tuvalet ihtiyaçlarını gidemiyorlar. Bakırköy'deki resmi kurumların yok oluşu, Bakırköy esnafını zaten oldukça zorlu bir sürece soktu. Buna siyasetin de getirmiş olduğu farklı bakışlar, görüşler derken Bakırköy bir izbele görünümden başka bir şey durumda değil şu anda. Ve yaşlı bir nüfusa sahip olması, hasta nüfusun da çok var. Yaşlılarımızın, bazı muhtarlarımız yalnız yaşlı nüfusun evde çok mağdur olduğunu zaman zaman dile getiriyorlar ve bunları işte engelli yolların, kaldırımların, imkanların zorluğunu birebir yaşadıklarını ifade ediyor Bakırköy'deki muhtarlarımız. Buna tabii ki yerel belediyenin de büyük bir çözüm getirmesi gerekiyor ama maalesef bunda hep sorun yaşıyoruz. Herkes topu bir yerlere atıveriyor. Herkes bir başkasından bekliyor. Fakat bu el birliğiyle yapılması gereken, toplum da artık bunu taşın altına elini koymaya hazır durumda. Bakırköy halkı artık sirkelenmiş vaziyettedir. İmar artışı konusunda bu el birliğini yakalamış durumda. Siyasi partilerin yöneticileri de bu konuda Bakırköylülere destek olacaklarını zaman zaman ifade ettiler. Umarım gerçekte de icraatta bunu el birliğiyle görmek istiyoruz. Biz Bakırköy Meydanı'nın en başta yaşlıların, engellilerin çok daha kullanım imkanı olabilecek şartların oluşmasını, Ümran Hanım'ın biraz önce bahsettiği amfi bir tiyatro, yani Bakırköy kültür şehri ya, kültür kenti ya, biz bunu gerçeğini görmek istiyoruz. O meydandaki 2 veya 3 tane tarihi bina olarak gördüğümüz yerler de mümkün mertebe kültür merkezi olarak halkın kullanımına, biraz önce Celal Başkan'ın da belirttiği gibi yaşlı nüfusun en azından oralarda dinlenme imkanı, gençlerin kitap okuma, bir araya gelme, sohbet etme imkanlarının yaratılmasını arzu ediyoruz. Lakin yaşlıdan ziyade çocuklarımız, evet, özellikle çocuklarımızın da büyük bir kütüphaneye ihtiyacı var. Gençlerimiz Bakırköy'de hala hazırda, hala kapalı sanırım. Rıfat Ilgaz Kütüphanesi'ne başka bir kütüphane yok. Bakırköy Meydanı'nda en azından kitap okuma
noktaları belirtirse, bu giysi kumbaraları falan dediğimiz bankmatikler gibi o kondulardan matikler tarzında insanlar oradan kitap alıp okuyabilsinler, oturabilsinler, dinlenebilsinler. Yeşil alan istiyoruz asıl en başta da. Yani meydanın sadece beton yığını halinde olmasını değil, yeşil alanın, ağaçların, peyzajının en güzel şekilde olmasını istiyoruz. Çünkü betondan bıktık artık. Sahilimiz zaten beton yığınıyla denizimizi kapattı. Sahile sahil olmayan bir ilçeyiz üstelik. En büyük sıkıntımız bu. Baruthane'ye zorla işte bir şekilde imardan kurtarıldı. Millet Parkı falan gibi bir şey oluverdi. Yani bunlar da mışçık mışçık yapılan şeyler. Biz gerçekte icraata dökülüp halka hizmet getirecek noktalar yaratılmasını arzu ediyoruz. Buradaki katılımcı arkadaşlarımız kendi alanlarında uzman kişiler, görüşlerini, düşüncelerini, fikirlerini Bakırköy için neler yapabiliriz adı altında taşın altına ellerini soktular. Net bir şekilde görüyoruz. Ne yazık ki Bakırköy'ün kalbini oluşturacak bir noktadan, bir 50 dönümlük, 56 dönümlük bir araziden söz ediyoruz. Bakırköy'ü konuşuyoruz. Bakırköy Belediyesi'nin bir yetkilisini karşımıza göremiyoruz. Bunun özel bir nedeni mi var? Yoksa bilmiyorum. Burada kendileri de olsaydı belki onlara da bir iki soru sorabilirdik. Onların da görüşlerini alabilirdik. Lütfen olmayışlarının özel bir nedeni var. Bunu aramak istiyorum. Ya Bakırköy Belediyesi tabii bu yarışma düzenlemiyor. İnsan Büyük Şehvesi olarak biz düzenliyoruz. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Yani. Sözü edilen bölge Cumhuriyet Meydanı'nda Bakırköy Belediyesi'nin de küçük bir hissesinin olduğunu çok iyi biliyoruz. 300-500 metresi önemli değil. Dolayısıyla onları da ilgilendiren bir boyutu var. Yılmaz anlaşıldı. Yani polemiğe gerek yok. Sayın, polemik yaratmak istemiyorum. Yok. Yani Sayın Müdürüm cevap verdi. Bir daha tekrarlasın isterse. Yani bu alan tamamen büyük şehrin mülkiyetinde, elbette içinde dediğiniz gibi doğrudur, mülkiyetinde olan bir alandır. Ana alterler, meydanlar bütün kentte ve Bakırköy'de de büyük şehrin mülkiyetindedir. Tasarruf, büyük şehrin tasarrufudur. Bu anlamıyla büyük şehrin yetkilileri burada, jüriyeleri burada, Bakırköy halkı burada. Biz bu işi hep beraber beceririz arkadaşlar, sorun yok. Şey güzel bir duygu. Yani işte tramvaylar meydana gelmek falan filan da binlerce, milyonlarca insan şükür olduğu bir alan bu. Çok bu tramvayla halledecek bir iş değil. Evde bir Marmaray var. Bir de Kirazlı metrosu eğer biterse o var. Yani meydana ulaşmak konusunda. Yeni yapılacak taşın yolu düzenlemesi ve meydana geldikten sonraki şu andaki mevcut durakları eğer bizim merkez mahallelerine doğru yayılması söz konusu, bu ayrı bir facia çıkar ortaya. Çünkü sanırım buradaki minibüs durakları, otobüs durakları ya. Bu kadar insan taşıyacak bir alan ve bu gelen araçların birikme noktası olacak. Eğer bunlar Zuhrattepe ve Kartaltepe'nin ara sokaklar olursa orada ayrı bir tıkanma olacaktır. Sanırım bu ulaşım ve duraklar konusunda bütün bu şeyin tartışmanın veyahut da projelendirmenin bir parçası olarak düşünülecektir diye düşünüyorum. Çünkü çok sakin iki mahalleyiz. Kartaltepe pek öyle değil ama biz Zuhrattepe oldukça sakin bir mahalleyiz. Oraya böyle bir taş dükünün gelmesi veyahut da durakların gelmesi ciddi handikaplar yol açar. Teşekkür ederim. Doğdum, yaşadım, büyüdüm bu köyde. Gurur duyacağım bir kent meydanında olmasını tabii ki arzu ederim. Benim bütün arzum ve temennim duygusal yönde olabilir, anılarımın yönünde olabilir. Arkadaşlarım değindi, burası sanatçıların, sporcuların yoğun yaşadığı bir ilçeydi. Denizimiz vardı fakat anlatılanlardan her şey ortada ki ilerleyen yıllarda ki bu 80 sonrası yerel belediyelerin gelmiş olmasından sonra giderek azaldı. Ve Bakırköy hakikaten tarihi dokusunu yitirdi, denizini yitirdi. Kent belliğini yitirdi ve son dönemde de bilhassa son dönemde SSK'nın gitmesi, vergi dairenin gitmesi ve hatta havalanının gitmesi bize kent belliğinde eksiklikler yaratıyor. Zaman zaman da akıl hastanesine saldırı, hatta hipodroma da gelebilecek bir saldırının da ihtimalini göz önünde alırsak tabii ki ülke genelinde devletin bu bölgede bir rant yaratma politikasının olduğunu gayet iyi biliyoruz ki Zeytinburnu'ndan
Tank Savar taburundan başlamış et balık kombinası Sümer Bank'a gelmiş ki Sümer Bank Bakırköy sınırlarının içinde. Bunlar bir özelleştirmeydi ama arsal alanının özelleştiğini kısa bir süre sonra gördük. Tabii ki bu kent belli bir şekilde elimizden çıkarken bizim yerel yöneticilerimiz ki 80 sonrası oluşan Naci Ekşi ile başlayan belediye yönetimlerinde anavatandan gelmesine rağmen kendisi CHP'lidir. Ahmet Bahadır'la anavatandan gelmesine rağmen CHP'lidir. Genelde CHP ağırlıklı Yıldırım Aktun'a bir arada Ali Talip Özdemir var herhalde. Onun dışında Ateş Başkanımız Bülent Bey de olsun CHP'li. Fakat burada kentin dokusu yok edilirken içi acımayan insanların yönetici olması Bakırköy'ün değerlerinin eksilmesinde en önemli rol olmuştur. Bana göre meydan, mesela demin bir arkadaşım bahsetti, Rum kilisesinden başlayacağız diyorsunuz. Naci Ekşi döneminde burası istimlak oldu. Rum kilisesinin 1/3 alındı. Yani karşısında Bakır Sineması vardı. Bakır Sineması Rum Kilisesi Vakfı'na aitken havuzlu bir bahçe yaratıldı. Havuzlu bir bahçe bir müddet sonra gazinoya, çay bahçesine dönüştü. Şayet böyle meydanları yaratıp, böyle parkları yaratıp ranta göndereceksek lütfen bu işe başlamayın. Çünkü biz bunu Bakırköy Belediyesi'nin bütün parklarında, Hadiga'da, Kavaklı Park'ta, Atapark'ta her yerde yaşıyoruz. Yaşam köyünde bir sürü direnişimize rağmen her yer rant alanı oldu. Bir çay 5 lira, bir çay 10 lira. Bakırköy insanların gidip de bir yerde oturma ihtimali yok. Ha, Büyükşehir Belediyesi bu işe el atıyorsa, yeni yerler yaratıyorsa, bizim sanatçılarımızın parklarının olduğu yerlerde Bakırköy'ünün yaşama ihtimali olsun. Bakırköy'ünün yaşama ihtimali yoksa biz de burada olmayalım. Yani yeter artık. Bir dikili taşa kadar ring seferden bahsedildi. Ben de bunu destekliyorum. Kuzeye doğru çıkan bir ring sefer dikili taştan geri dönmek suretiyle gayet mantıklı diyorum. Ebu Ziya Caddesi'nden başlayan Rum Kilisesi'nin ilerisinde devam eden alanlarda mutlaka ve mutlaka sanatçıların geçmişte gelen işte folklorcularımız var, sporcularımız var. Bu alanların mutlaka yaratılması lazım. Bir çocuklarımız Kadıköy'e gidiyor. Veyahut da şurada yakınımızda Samatya'ya gidiyoruz. Bir sürü insan orada görüyoruz. Bakırköy'de bir meydan, Bakırköy'de bir özellik, Bakırköy'de bir şey kalmadı. Bunun içinde Yeşilköy'de var. Yani sadece biz diyoruz. Florya'da var, Yeşilköy'de var, Ataköy'de var. Her yerde bir değişik bir şey var. Bakın, yani ben ağır konuşacağım. Karpuz satarsanız karpuzun müşterisi gelir. Esrar satarsanız esrarın müşterisi gelir. Ya Bakırköy'de günlük kiralık daireler, saatler var. Evler satılıyor. Bunlar fuhuş yuvası. Bu fuhuş yuvaları da engellenecek. Yani Bakırköy'de Bakırköy'lü yaşayacak. İstanbul, bırakın İstasyon Caddesi'nin kuzeyini, İstanbul Caddesi'nin güneyi çok kötü durumda. Yaşanmaz durumda. Belki de bilerek yapılıyor. Yaşanmasın diye yaratılıyor. Çünkü Sümerbank'la Yeni Mahalle'nin arası 500 metre. 500 metre ileride büyük bir rant var. 500 metre geride de evler çökmek üzere. Ben duygusal olarak son meydanda çok güzel şeyler tabii ki mutlaka mimarlarımız projeden sonra olacak ama elimizde belgeler var, resimler var. Bilhassa İstasyon Caddesi ve ardından Ebu Ziya Caddesi'nde mutlaka ve mutlaka ben evlerin önünde en azından önlerinde bir çalışma yapılması, eskinin canlandırılmasını çok isterim. Önemli sokakların değerlendirilmesini, önemli sokakların da yaratılmasını çok isterim. Onları da görürsem o herhalde önünde oturur ağlarım. Teşekkür ederim. Neydi? Teşekkür ederim. İlave yapabilir miyim? Hazır elimdeyken. Şu otopark konusu, şimdi plancılar bunu şeyler herhalde mimarlar, plancılar ortak bir çalışma olarak umarım ki yapacaklar. Yani çok disiplinli bir çalışma olacaktır tahmin ediyorum. Bunları zaten yapacaklardır ama biz kent meydanlarının bu kadar sıkıştığı yerlerde ki Bakırköy birinci derece bir alt merkezdir. Otopark zaten yani sanki şöyle düşünülüyor da otopark yapılınca sorun kalmayacak ama otoparka gelen araçlar havadan uçup gelmiyorlar. Yolları kullanarak gelecekler. Onun için mümkün olduğunca meydanlara zaten aracın, lastik tekerlekli aracın çok yaklaşmaması lazım. Ben Nail Bey'e çok katılıyorum söylediklerine.
şeyin hafızası kalmadı Bakırköy'ün. O hafızayı yakalayacak araştırmaların bu çalışma içerisinde yapılması gerekir. Yapmışlar, çok güzel yapmışlar. Bakırköy'ümüzün eskimiş yüzünü yenilememiz lazım en başta. Yani sokakları arkadaşlar, sanatçılar sokaklarına çevirebiliriz, kültür sokağı yapabiliriz. Yani çok sayıda şeyler yapabiliriz. Ve bizim Bakırköy'ün içinde yeşilliğe ihtiyacımız var. Ağaçlık alanlara ihtiyacımız var meydanımızda. Beton istemiyoruz biz. Hani mesela bir yeşillik alanın etrafını ahşapla çevirip insanların orada kolaylıkla oturmasını sağlayabiliriz. Hani kışın için belki üstü kapanabilir bir yer, yazın açık bir yer olacak. Çok sayıda oturma yerlerinin olduğunu ve bir de su sesinin olduğu bir yer. Havuz olabilir, gölet olabilir, onun gibi bir şeyler talep ediyoruz. Bir de şeyi söyleyeceğim ben, yani insanların özgürce fikirlerini söyleyebileceği bir stand olmasını istiyoruz. Bunlar benim mahalle meclisinin aslında önerileri, istekleriydi. Onları iletiyorum size. Şimdi bizim biliyorsunuz sahilimizi elimizden aldılar. Millet bahçemizi yaptılar. Ama millet bahçesine biz gidemiyoruz. Çünkü oraya geçişimiz yok. Büyükşehir o geçişi bir türlü yapmıyor. Caddesiyle ilgili olduk da şimdi İncil Caddesi'ne Bakırköy'den İncil'e doğru giderken sağ tarafta kaldırım diye bir şey yok. Sağ tarafta. Yani olanlar da zaten bu kış bahçesi adı altında, işgal altında. Şöyle bir şey görüyorum olarak. Çok kullanıyorum o caddeyi. Ofisim de orada olduğu için içeri arasına gittim. Otobüs durağı, otobüs durakları kaldırımı kapatmış. Şimdi vatandaş orada bekliyor. Siz oradan geçebilmek için yola iniyorsunuz. Asfalta iniyorsunuz. İndiğinizde kaza riski %99, yani bir yeni şoförün gazabını her an uğrayabilirsiniz. O anlamda yani, Ali Rıza Başkan'ın da söylediğine katılıyorum. Eğer ki bu projede İncili Caddesi yoksa gerçekten bu proje topal ördeğe benzer diye düşünüyorum. Peki teşekkürler. İmran. Kısa değil mi o dakika? Evet. Demir hakkını kullanmak evet, için. İlk olarak sevgili Ali Rıza'nın değindiği şey böyle tekrar heyecanımı yükseltti. Yok teşekkür ederim. Bu resmeni konağıyla ilgili yıllarca böyle bir hayalimiz oldu. Bakırköy'de birçok kişi bu konuda biliyorum. Resmeni Niyazi Konağı hala orada. Tabii imar verildi bir tarihi eser gerçekten. Bir şey yapılamıyor, yanmayı bekliyor herhalde. Ben bu kent konseyinde görevliyken bu konuyu bayağı bir ne yapabiliriz? Mesela Ali Rıza'nın dediği gibi bir kampanya yaparız falan diye araştırdım. Bu Bakırköy kitaplarının yazarı Turgay Tuna var. Arkeolog ve işte rehberlik yapıyor. Onunla görüşmüştük. O işte yeğeninde olduğunu, yani resminin Niyazi'nin kardeşinin torununun yeğeninde olduğunu en son. O da bir iş adamı ve tabii böyle bir şeye mülkü. Tabii büyük şehir olarak mesela yine hayal ediyorum. O insanla konuşulup, yani biz de kampanya oluşturup orayı bir tarih müzesi ve de bir kültür merkezi olarak düzenlersek çok büyük bir kazanım olur. Hem İstanbul'a hem Bakırköy'e diye. Peki, teşekkür herkese ediyorum. Herkese böyle bir heyecan vermek istedim. Esin arkadaşımızın sözü var. Şimdi arkadaşlar... Ben mikrofon geliyor. Değerli arkadaşlar, toplantıya geçip bir soru var değil ama hani daha önce konuşmuş muyum bilmiyorum. Şimdi meydanın meydan olabilmesi için temel olarak bir meydan tasarımından aldığında doğru çıkıyoruz. Bütün kavşakların birleşme noktası olması lazım. Yani meydan yaptığımız zaman insanlardan geçerken yani yaşadıkları mekanları yaratmaları lazım. Bu yüzden de özellikle Bakırköy'ün bir sahil kenti olmasından dolayı bu meydan tasarımını yaparken sahil ulaşımı, sahilin entegrasyonunun mutlaka devreye alınması gerektiğini düşünüyorum. Yani öbür türlü kadık olur. Yani İncil Caddesi'ni boşaltırsınız, yavaş nasıl hızlıdır, hızlı gitmez yavaş gider. Yani yanlışa işte alışverişi ithal eder. Ama sahile birleştirdiğiniz takdirde Bakırköy'ün yeniden bir sahil kenti olduğunu hatırlar diye düşünüyorum. Yani bunun özellikle tasarım noktasında ele alınması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Peki, teşekkürler. Evet, peki sizde en son sonra bitireceğiz.
Sen son söz, son söz senin. Evet, Sayın Başkan, bu toplantıyı tertiplediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi biz yapılmış bir meydanı nasıl daha düzgün bir şekilde sokarız, nasıl bir düzene koyarız diye şey yapıyoruz. Şimdi Bakırköy'ün başka bir problemi de olacak. Şimdi resmi daireler buradaydı, şimdi adliyenin oraya gidiyor. Adliyenin orası da iki yol gidiş, iki yol geliş var. Şimdi yarın öbür gün, iki yıl sonra kaymakamımız gelecek, belediye binası gelecek, o yollar bize yetecek. Şimdiden biz onun planlamasını yapsak, yani o zaman bu daha güzel bir şey olur diye düşünüyorum. Yani bu çok doğru söylüyorsun, yani bu kenti, yani burada şöyle bir şey var, kısaca değinmek istiyorum. Bakın işte deprem konuşuyoruz. Bakırköy'de bu kentsel dönüşüm adı altında işte binalarımızın çoğu riskli, ne yapacağız arayış içerisinde. Bakırköy başta olmak üzere bu kentin yeni baştan planlanması lazım. Tekrar Bakırköy'e gelirsek, Bakırköy'ü bugünden masaya yatırıp işte yarınını, 10 yılını, 15 yılının sonrasını da düşünerek nerede, ne olacak, nasıl yaşayacağız, trafiğiyle, altyapısıyla yeni baştan bir planlama yapılması lazım. Burada da görev öncelikle yine yerel yöneticilere düşüyor. Elbette çok haklısınız, problemlerimiz çok fazla. Biz buna açığız, yani Bakırköy halkı da buna açık, bunu görüyorum. Burada yerel yöneticilere biz bir çağrı yapalım. Yani şeffaf, açık, gelin bu kenti tüm paydaşlarla beraber yarına birlikte hazırlayalım. Tüm problemlerini çözmek üzere diyelim ve son sözü uygunsa sevgili arkadaşımıza verelim, sonra da toparlamaya çalışalım. Öncelikle iyi akşamlar diyorum herkese. Ama şimdi siz söylediniz ama 50 hektar yerden bahsediyoruz. 50 hektar. İncirli Yüce Tarla ve Şükran Çiftliği sokağında bu ayın 20'sinde pazartesi günkü mecliste çalışmalar başlatılacağı söylendi. Belediye başkanı tarafından bizzat. Şimdi hani çok kopukluk var. Bir de gerçekten de Bakırköy yaşlar kentiymiş. Hiç gençler konuşulmadı. Meydanda çocuklar patenle geziyorlar, işte şeylerle kayıyorlar. Pek konuşulmadı. Onlar için de bir alan olması gerekiyor. Hiçbir şey olmasa benim çocuklarım gelmek istemiyorlar Bakırköy. Oysa benim ilk geldiğim yer meydanda okuldan kaçıp. Ama onlar gelmeyi bile tercih etmiyorlar. Öncelikle gençlerin de Bakırköy'ün bir çekim merkezi olması için. Ki bu toplantının da biraz daha uzarsa büyükşehirle yerel yönetim arasındaki sıkıntı maalesef daha çok yüzün yüzüne çıkacak. Evet. Çünkü oradan alınan bilgi başka, sizden aldığımız bilgiler farklı. Yani farklı olmasa bile birbirinden kopuk. Aslında böyle olmaması lazım. Çünkü hani yıllardan beri dediği gibi burası Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi. Büyükşehir başkaydı ama şimdi büyükşehir aynı. O yüzden beklentiler daha yüksek. Yani ben anladım ama kısaca tekrar ben bir toparlamaya çalışayım. Şimdi arkadaşlar Büyükşehir Belediye'miz işte bahsettiğimiz Sımızan arkadaşlarının çizdiği alanda bir yenileme çalışması yapmak üzere bir ulusal mimari kentsel yarışma yapıyor. Bu yarışmanın şartnamesi tamamlanmak üzere işte sizlerin de katkılarıyla bu sonuçlanacak ve zannediyorum önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde ilan edilecek. Bunun bir takvimi var. Yaklaşık 3-4 ay sürecek. Ağustos ayı içerisinde bu yarışma sonuçlanacak. Sonuçlanması da işte 3 kademeli olacak. Yine bir jüri değerlendirmesi yapılacak. Daha geniş katılımı Bakırköy halkının değerlendirmesi yapılacak. Ve bu aralardan işte bir uygulama üzere de bir proje seçilecek. O projenin hayata geçmesi için de büyükşehir ilgili müdürlük, birim, başkanlık herhalde yatırım programını alacak, burayı alacak ve bir program dahilinde de bu yenilemeyi hayata geçirecek. Ben böyle bir kronoloji sunmaya çalıştım. İkinci kısmının yani üretim kısmının takvimlemesi konusunda hiçbirimize bir bilgi yok. Bir bilgi yok. Bu bilgiyi hazırına paylaşayım. Ama elbette bence yani bilmiyorum, jürilerimiz de burada çok değerli katkılar aldık salondan. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben her biriniz çok değerli olan bu arkadaşlarıma muhtarım bitireyim söz vereceğim. Katılımınız, katkınız için çok teşekkür ediyorum.